Savunma Sanayi STT'den herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda çok büyük bir projenin imzası atıldı. Hem SİPER hem de HİSAR serisi hava savunma füze sistemlerinin seri üretim sözleşmesi imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün ve hem askeri kanattan hem de sivil yani savunma sanayi sektöründen birçok katılımcının şahitliğinde bu sözleşme imzalandı. Bugün aslında bu videoda biraz Türkiye'nin hava savunma projelerine değineceğiz. Kiminle birlikte değineceğiz? Tolgaözbek.com Genel Yayın Yönetmeni sevgili abim Tolga abiyle birlikte bu projeleri değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Merhaba, merhaba Anıl, hoş bulduk. Hep ben ev sahipliği değil, biraz da sen yap bakalım neler oluyormuş. Sen Bugün denklem moderatörlük tersine sende. döndü. Aynen. Şimdi tabii abi sözleşmeye baktık. Aselsan KAP'ta işlem gören bir şirket olduğu için bütün sözleşmelerini KAP'ta paylaşıyor. 4-5 milyon dolarlık bir euro, pardon daha doğrusu 450 bin dolar euro bandında bir euro tarafı var sözleşmenin. Onun haricinde 5 milyar liraya yakın TL tarafı var. Toplamında baktığın zaman sadece Aselsan payı 16-17 milyar TL'ye tekabül eden bir sözleşmeden bahsediyoruz. Bunun yanında füzeleri üreten taraf Roketsan, onun payını bilmiyoruz ama herhalde Roketsan'ın da payıyla birlikte 30 milyar TL'ye yaklaşan, belki de geçen, dediğim gibi bilemiyoruz, bir sözleşmeden bahsediyoruz. Sözleşmenin içerisinde hem Siper var. Siper bilindiği üzere Türkiye'nin ilk uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi. Yani S-400 ile Patriot ligindeki bir sistem. Onun haricinde yine bu sözleşmenin içerisinde hem kara kuvvetleri için hem hava kuvvetleri için Hisar O Plus orta irtifa hava savunma sistemi ve Hisar A Plus alçak irtifa hava savunma sisteminin de seri üretim teslimatlarını, üretimlerini kapsayan bir büyük bir sözleşmeden bahsediyoruz. Burada aslında en önemli sürpriz, belki sen de benimle aynı fikirdesindir abi. Hava kuvvetlerinin Hisar A Plus ve Hisar O Plus projelerine dahil oldu. Çünkü Hisar A Plus ve Hisar O Plus normalde kara kuvvetlerinin projesidir. Siper ise hava kuvvetlerinin projesidir. Ama artık hava kuvvetleri alçak ve orta irtifa projelerine de yani Hisar'a da giriş yapmış oldu. Sen ne diyorsun abi bu konu hakkında? Valla şimdi tabii herhalde Türkiye'deki hava savunma füze tarihi içerisinde çok önemli bir anlaşma. Belki de büyüklük olarak S-400'den sonraki en büyük anlaşma desek, çünkü tam şeyini kabul göremiyoruz açıkçası. Herkes çünkü halka arz değil veya açıklanmıyor. Haklı olarak açıklanmıyor. 30 milyar TL gibi bir şey, rakam söylediğimiz zaman bu da yaklaşık 1 milyar dolara yaklaşık tekabül ediyor. 1 milyar doların biraz üzeri şu anki kur itibariyle. Ben bu anlaşmayı çok çok önemli görüyorum. Bir de tabii burada senin de çok güzel değindin, bir konsept değişikliği söz konusu. Konsept değişikliği nedir? Türkiye'de hava savunma sistemlerinde alçak ve orta irtifa kara kuvvetlerinin üzerinde yer alıyor. Bu yüzden de işte anlaşmada yapılan Hisar A Plus, O Plus gibi füzeler kara kuvvetleri komutanlığının hava savunma konsepti içerisinde orta ve üstte hava kuvvetlerin bakıyor. Şimdi bu döneme kadar genellikle hava kuvvetlerin hep eski nesil füzeleri, işte Herkülesler vardı 1960'larda Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmiş. Amaç o zaman Sovyetler Birliği bombardıman uçaklarını bertaraf etmek. İstanbul'da bunlar konuşlanmıştı. Son gelen bilgilere çok ben teyit edemedim açıkçası, ama tabii bu sistem artık operasyonel anlamda kullanılmıyor. Muhtemel eğitim amaçlı bir sistem envanterde tutuluyor diye düşünüyorum. Modernize edilen halk sistemleri vardı, rapierler vardı ve artık hani bu Hisar A Plus, O Plus'ın envantere girmesiyle halklar, ki çok aktif olarak kullanılıyor, özellikle bu Suriye'deki operasyonlarla birlikte bu bölgeye kaydırılmıştı. Halkların artık envanterden çıkacağı veya yedek olarak tutulacağını, ben açıkçası, veya rapier füzelerinin benzer şekilde olacağını düşünüyorum açıkçası. Bu açıdan paylaşım açısından da ilginç ve tabii ki burada topa hava kuvvetleri de girmiş oluyor. Bu çok çok önemli. Bu konuştuğumuz tabii Hisar ve versiyonları için. Benim de aklıma şey geliyor. Tabii şimdi biz
Bu çok önemli. Anlaşma yapıldı. Siper'e geliriz herhalde biraz daha sonra. Ben de şeyi sormak Tabii istiyorum. Hazır ilerleyen seni için de geleceğiz. yakalamışken Deniz Kuvvetleri tarafı. Şimdi Deniz Kuvvetleri tarafında da malum İSTİF sınıfı, İ sınıfı ki hatırlayacaksın beraber de İstanbul Tersane Komutanlığı'na yaptığımız ziyarette İSTİF sınıfı ile ilgili gelişmeleri de beraber görme şansına sahip olmuştuk. Burada da hava savunma konusunda İSTİF'e de buralardan alınabilecek bazı füze sistemlerinin tabii ki deniz koşullarına göre değiştirilerek konulması gibi yaklaşımlar var. Açıkçası hani Sapan aklımıza geliyor hemen. Tabii buradaki anlaşmada deniz kuvvetleri yok ama ben muhtemelen yakın bir zamanda da Sapan'ı burada göreceğiz gibi açıkçası düşünüyorum. Aslında törenin bir diğer sürprizi de Sapan'dı. Doğru, çok iyi bir noktaya değindin abi. Şimdi şöyle, Deniz Kuvvetleri'nde normalde hava savunma ekolünü biz ABD'den aldık. Diğer birçok NATO üyesi ülke gibi. Nedir bu ekol? Gabi sınıfı fırkateynlerde SM-1 füzeleri vardır. Biraz eski füzeler, hatta şu anda da raf ömürleri dolmak üzere. Onun haricinde bizim Barbaros sınıfı fırkateynlerde de özellikle ki yine bir kısım Gabi sınıfı fırkateynlerde o modernize edilen 4 adette Mark 41'deki yatırım sisteminden atılan ISSM füzeleri vardır. ISSM füzeleri yaklaşık 40-50 kilometre menzile sahiptir. Ama özellikle gemi savar füzelerinin, yani sizin geminizi hedef alan gemi savar füzelerinin imhası için veya işte helikopterlerin, savaş uçaklarının, yine insan savaş araçlarının imhası için başvurulan füzelerdir. Ama İSTİF sınıfı fırkateynlerle birlikte şöyle bir problem ortaya çıktı. Bunu daha önce de değindik. Biz ABD'den Mark 41 dikey yatırım sistemi alımında problem yaşadık. Alamadık. Ambargo. Ambargo yedik. Evet. Tabii direkt olarak. Ne yaptı? Roketsan normalde TF-2000 hava savunma harbi muhripleri için milli dikey yatırım lançer sistemi MIDLAS projesini yürütüyordu. Biraz erkene aldı. İSTİF'e bunu şu anda entegre etti. Senle birlikte gördük zaten. Geminin üzerinde bu şu anda var. Tamam, ama sizin yerli bir dikey yatırım sisteminizi yaptığınız zaman oradan atılacak bir tane de füzeye ihtiyacınız var. Bunun için de yine acil ihtiyaçlar kapsamında şimdi Hisar A Plus'ta bir tane füze seçeneği var. Görüntü deliği, kızıl ötesi, güdümlü. 15 kilometre menzilli bir füze var. Hisar O Plus'ta ise iki farklı füze seçeneği var. Bir tanesi görüntüleyici kızıl ötesi aracı başlığa sahip 25 kilometre menzilli normal hava savunma füzesi yine. İkinci füze ise radar arayıcı başlığa sahip ve yaklaşık 30-35 kilometre menzile sahip olduğunu tahmin ettiğimiz bizim halkların aslında yerini alacak füze. Roketsan gitti. Bu Hisar O Plus'taki Arep füzesine, ismi Sapan oldu bu füzenin. Bu törende açıklandı abi, senin de dediğin gibi. Bu dikey yatırım sistemine entegre etti. Karadan ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Şimdi TCG İstanbul Fırkateyni'nin 1-2 ay içerisinde artık envantere alınması bekleniyor. Envantere alınmadan önce de tahminimiz İstanbul Fırkateyni'nden de bu milli dikey yatırım sisteminden bir Sapan füzesinin atışı olacak. Yani kalifiye olmuş olacak sistem. Envantere alınacak. Bu acil ihtiyaçlar kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacını görecek. Ama İlerleyen aşamalarda benim tahminim gemi savar füzeleri özellikle vurmak için, çünkü onları vurmak çok kolay işler değil, daha açık bir füze gelecek diye tahmin ediyorum yine milli imkanlarla. İlaveten bir de açıklanan bir kısım var. Siper füzesinin blok 1 versiyonu, ürün 1 versiyonu, yani birazdan değineceğiz. Envantere girecek ilk versiyon yakın gelecekte Türk savaş gemilerine de entegre edilecek. Yani Türk savaş gemileri 100 kilometrenin üzerinden menzillerden hava hedeflerini vurabilecek. Şahsi değerlendirmem SM-1'in yerini de SM-1'in yerini de siper ürün 1'in alacağı yönünde abi. Yani Deniz Kuvvetleri'nde şu anda böyle bir yapılanma var. Şimdi SM-1 için de şunu ben hatırlayacak izleyicilerimiz malum Libya'da iç savaş sürerken Türk Deniz Kuvvetleri Libya Körfezi'nde Gabia sınıfı gemileriyle açıkçası Hafter'in İHA'larını kuş gibi sapanla vurur gibi indirmişti. SM-1'ler eski nesil füzeler ancak genellikle de hedefe karşı ikişer adet veya daha fazla gönderiliyor. Gerçekten de SM-1'leri de Türk Deniz Kuvvetleri güzel atışlarını yaparak o
Çin'den aldığı Hafter'in İHA'larının vurulmasında da çok önemli bir yere sahip olmuştu. Bunların artık yerlerini yavaş yavaş daha yerli teknoloji, yerli milli sistemlerin alacağı açıkçası ortada. Bir de tabii çok hareketli hedeflere karşı, çok yüksek süratle gelen hedeflere karşı genellikle deniz kuvvetleri konseptinde gemiler üzerinde bir hava füzesinden geliştirilmiş bir füze kullanılabiliyor. Bu konuda da Türk savunma sanayinin adımları var. Ben muhtemel onlardan bir tanesinin buraya yer alabileceğini açıkçası düşünüyorum. Neden bu tür böyle bir hava füzesi seçiliyor derseniz, çünkü normal bir diğer füzelere göre çok daha yüksek manevra kabiliyetinin olması, çok hızlı dönebilmesi, çok yüksek süratle hedefini hızlı bir şekilde vurabilmesi, bu konuda hava füzeleri olabilir. Bunlara da biraz geniş bakmakta fayda var. Niye diye soracak olursanız, hatırlayacaksın, Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Tabii. Emirlikleri buraya operasyon yaparken şu meydana gelmişti. Burada muhtemel İran kaynaklı teknoloji alan Husiler, eski nesil Sovyetler Birliği döneminden kalmış kısa menzilli hava füzelerini yaptıkları modifikasyonlarla yerden havaya atılan füzeler haline getirmişti ve Suudi Arabistan'ın hava kuvvetlerinin özellikle çok yüksek irtifadan uçmasına neden olmuştu. Hatta yanlış F-15 ile hatırlamıyorsam Suudi Arabistan. düşürmüştü. Evet, onu söyleyecektim. F-15 SA en yeni modeli. Hatta Blok 60 olarak adlandırılan Birleşik Arap Emirlikleri için özel yapılmış bir F-16'da yanlış Tabii. hatırlamıyorsam kaybetmişlerdi orada. Gerçekten eski nesil bir füzenin yaptığı etki, ki hani bu uçaklar üzerinde çeşitli işte füze ikaz sistemleri, çok modern yeni nesil sistemler var ama demek ki çok eski bir füzeyi göremeyebiliyor. Bunu da deyince aklıma şey gelmişti. Suriye'deki operasyonda Amerikalılar F-18'lerle bölgeye gidiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Su-22 olması lazım. Eski nesil yine Sovyet döneminden kalma bir uçak Suriye Hava Kuvvetleri'nin, bir türlü vuramamışlardı ve kısa yakın mesafe olmalarına rağmen AMRAAM kullanmak zorunda kalmışlardı. Çünkü o hedefi artık füze tanımıyor. Çok eski çünkü. Bu Tabii. da olayın farklı bakışı diye düşünüyorum. Valla beni tabii heyecanlandıran füze projelerinden bir tanesi de Siper. Bu Siper'le de ilgili adımlar yavaş yavaş geliyor. İşte buradaki videoda da yaşanan işte 2018'den bu yana gelişmeler var. Siper'de ürün 1 var, ürün 2 var. Bakalım neler olacak, çünkü ürün 2'de kapasite oldukça artıyor. Ve menzil uzuyor, irtifa uzuyor ve Siper'in de çok farklı bir yaklaşımı var ve Siper gerçekten Türkiye'deki hava savunma füze yapısını da uluslararası boyuta doğru götürecek, çok büyük bir eksikliği kapatacak gibi düşünüyorum ben açıkçası. Tabii. Ya bir de tabii kara tabanlı hava savunma dediğimiz olay abi biraz daha böyle kompleks bir olay. Orada hep denir ya böyle bilindik bir slogan vardır. Hava savunma şemsiyesi. Neden bunu söylüyorlar? Çünkü çok alçak irtifa, alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa olmak üzere aslında 4 tane kısım var. Sizin işte Sungur veya Stinger gibi bir Memphis omuzdan atılan sistem çok alçak irtifayı koruyor veya Korkut gibi bir hava savunma top sistemi. İkisinin farklı avantajları var. Seyir füzesi varsa özellikle sizin hava savunma toplarına da ihtiyacınız var. Veya işte havan topçu mühimmatı atılıyorsa size karşı. Alçak irtifaya geçtiğimiz zaman Hisar A+ veya Ripire şu an hava kuvvetlerinin envanterinde olanlar akla geliyor. Orta irtifaya gelindiği zaman Hisar O+ ve yine senin de bahsettiğin Hawk'lar akla geliyor. Ve yüksek irtifaya geldiğimiz zaman işte Nike Hercules var, Patriot var, S-400 var. Şimdi de bir de Siper geliyor. Burada bilinmesi gereken en önemli nokta şu. Bu katmanların hepsine sahip olmanız lazım. Yüksek irtifanın yaptığı işi orta irtifa yapamaz. Orta irtifanın yaptığını alçak irtifa yapamaz. Alçan yaptığını çok alçak irtifa yapamaz. Bu sistemlerin atıyorum bir tane anajet üssünüzü mü koruyorsunuz? Sizin o anajet üssünüzde hem Siper'inizin olması lazım. Hem Hisar O+'ınızın olması lazım. Hisar O+ varsa A+'a ihtiyacınız yok. Çünkü Hisar O+ denilen sistemden siz hem Hisar O+ füzesini atabiliyorsunuz, hem Hisar RF füzesini atabiliyorsunuz, hem de Hisar A+ füzesini atabiliyorsunuz. Ama onun yanında bir de Sungur veya Korkut gibi çok alçak irtifa sistemine de ihtiyaç var. O yüzden aslında bu son imzalanan sözleşme oldukça büyük kapsamlı bir sözleşmeydi. Yine alttan bir gelmek gerekirse şu anda Hisar A+'ın
tekerlekli versiyonu dediğimiz normal batarya yapısındaki versiyon Kara Kuvvetleri envanterinde var ve bunlar aktif olarak kullanılıyor. Hisar Plus'ın bir de otonom Hisar Plus denilen versiyonu var. Bu da şu şekilde abi, sen de çok iyi biliyorsun. Paletli bir araç üzerine, FNSS'in ürettiği paletli bir araç üzerine hem arama radarı, hem angajman radarı, hem füzeler konuşlandırılmış durumda. Bu araç mobil olarak, yani atıyorum sizin mekanize birlikleriniz bir yerde harekat icra ettiği esnada onlarla paralel hareket ederek hava savunmalarını gerçekleştirebilecek şekilde, tek başına sağlayacak şekilde kurgulandı. Bu da aslında oldukça yapılması zor bir sistemdir. O da şu anda Kara Kuvvetleri envanterinde bulunuyor. 2024'ten itibaren Hisar O Plus ve A Plus'ın seri üretim faaliyetleri hızla devam edecek. Artık seri üretim sistemler envantere girmeye başlayacak ve hemen notlarıma da bakıyorum şurada. 2025 yılından itibaren Kara Kuvvetleri'ne yönelik Hisar A Plus teslimatları başlayacak. Seri üretim teslimatları. Envanterdeki prototip sistemlerden bahsetmiyorum. 2026 yılından itibaren ise Hava Kuvvetleri'ne yönelik Hisar A Plus ve Hisar O Plus teslimatları başlayacak ve bu teslimatlar her iki kuvvete de 2029 yılına kadar devam edecek. Şimdi senin asıl söylediğin meseleye gelecek olursak abi, bir siper meselesi var. Tabii Hisar A Plus ve Hisar O Plus'ta kabul faaliyetleri tamamlandı. Bu sistemler artık okey dendi, yeterli görüldü ve seri üretime çalışılıyor. Siper'in henüz kabul testleri tamamlanmadı. Şu anda bulunduğumuz zamanda aslında Hava Kuvvetleri bunun kabul testlerini gerçekleştiriyor ve bu testlerin Mayıs 2024'te tamamlanması planlanıyor. Aslında Mayıs 2024 içerisinde bu testler tamamlandıktan sonra şu anda üretilmiş olan ilk siper bataryası, prototip sistem Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek. Akabinde ise seri üretim talimatı gelecek. Yani Hava Kuvvetleri diyecek ki tamam kardeşim, iyi bir sistem yapmışsınız. Bu sistem bizim ihtiyacımızı karşılıyor. Artık seri üretim faaliyetine başlayabilirsin. Ha, sana ücretini de ödemeye başladım dedikten sonra Roketsan, Aselsan ve TÜBİTAK SAGE seri üretimi başlatacak. 2026 yılından itibaren de seri üretim teslimatlarının başlaması planlanıyor. Tabii burada abi senin değindiğin önemli bir nokta var. Siper deyince şu anda iki tane füze var. Siper ürün 1 füzesi 100 kilometre menzile ve 20 kilometre irtifaya kadar hava hedeflerini vuruyor. Daha çok hava soluyan hedefler için. Nedir bunlar abi? İşte seyir füzeleri, insansız hava araçları, helikopterler, savaş uçakları gibi havaalıkları olan hava soluyan hedeflere karşı geliştirildi. İlk olarak bu envantere girecek. Akabinde ise Siper ürün 2 dediğimiz 150 kilometre menzil ve 30 kilometre irtifaya kadar hava hedeflerini vurabilen ikinci daha uzun menzilli füze envantere girmiş olacak. Siper ürün 2'den sonra işin aslında en cafcaflı dediğimiz kısmı gelecek. Antibalistik füze sistemi, Türk antibalistik füze sistemi gelecek. Bu da balistik hedefleri, yani balistik füzeleri vurmak üzere tasarlanan sistemler. Bunların menzili daha kısa oluyor. Sen de çok iyi biliyorsun abi. Ama irtifaları, yani 30, 40, 50 kilometrede kadar yükseliyor ve artık gelen balistik füzeleri daha da yükseliyor. Uzayda imha etme meselesine doğru yaklaşıyoruz. Valla filmin bu zamana kadarki versiyonu heyecanlıydı ama sanki Siper'den sonraki kısmı daha heyecanlı olacak gibi abi. Belki sen de benimle aynı görüşte olabilirsin. Tabii bir balistik füzeyi vurmak çok yüksek irtifalardan çok ciddi bir radar altyapınızın olması, o hedefin takip edilmesini belki çok daha erken görmek gerekebilir. Burada tabii ki Roketsan'ın ürettiği füzeler kadar Aselsan'ın da katkısı çok önemli. Tabii. Aselsan'ın ERAP serisi radarlar ki hani Hisar, Siper, sonra antibalistik bilmiyorum farklı bir isme gidilecek mi ne yapılacak mı henüz bir bilgimiz yok bunlarla ilgili ama AESA gibi çok gelişmiş radar sistemlerine sahip olacak bunlar. Bunlar dediğin gibi çok yüksek irtifalarda belki uzayın başlangıçlarına doğru bu füzeyi bulup yakalayıp vurması hiç kolay işler değil bunlar. Aşama aşama çıkmak gerekiyor. Adım adım gitmek gerekiyor. Buraya doğru gidecek. Belki de yerli bir Patriot sisteminin diyelim hani
izleyicilerimizin aklında daha rahat kalsın diye söylüyorum. Yoksa hani karşılaştırmak etmek değil, bu konuyla ilgili yerli bir Patriot benzeri bir antibalistik sisteme sahip olacağız. Bu da çok önemli. İşte bu projelerle koşmak lazım, sürekli hedef vermek lazım. Yıllardır Hisar'ın A serisinden itibaren, alçak irtifa modelinden itibaren işte Plus'lar, O Plus'ları, RF başlıklı, siper sonrasında haberlerini yapıyoruz. Sonuçta işte yeni yeni daha teslimatlar prototip aşamasında yavaş yavaş gelişiyor. Ben buraya doğru Türkiye'nin herhalde 2030'lara doğru antibalistik füze sistemlerine de açıkçası kavuşacağını tahmin ediyorum. Bir kere tabiri caizse tekerleği döndürdükten sonra üzerine koyarak gidebilmek çok önemli. Burada da birçok konudaki işte ambargo olsun, engellemeler, teknoloji vermemek olsun. Türkiye'nin de açıkçası bu sorunları da iyi aştığını düşünüyorum. Gerekli olan sabır. Bu sabır gösterildikçe işte Türkiye'deki bu projede Aselsan olsun, Roketsan olsun, alt yüklenicileri olsun gerçekten çok önemli bir yere doğru gidiyorlar. Bu da beni açıkçası gururlandırıyor ama tabii antibalistik bir füze test görüntülerinin çok heyecanlı olacağını açıkçası düşünüyorum. Bakalım ne vuracaklar, ne yapacaklar, neler olacak? Gözlerimiz muhtemel yine Karadeniz tarafına doğru bakıyoruz gibime geliyor. Tabii bir de radar mevzusu tabii dediğin gibi abi çok önemli. Çok Şimdi önemli. siperde iki farklı, bu arada Hisar A Plus'ında O Plus'ında yine angajman ve arama radarlarını Aselsan yapıyor, işte Kalkan radarları olsun, Mar radarları olsun, ama siperdeki radar bambaşka. Siperde Eren arama radarı bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam açık kaynak bilgisi zikretmek zorundayım. O yüzden onu hatırlayayım. 450 kilometre civarında bir menzile sahip. Yani size 360 derece boyunca 450 kilometre menzildeki hava hedeflerini tespit ediyor. Bu bir savaş uçağı olursa veya işte bir insan savacı hava aracı olursa radar kesit alanı daha küçük olduğu için belki 300'e vesaire inebilir. O farklı bir nokta. Tespit ettiğiniz bir de sistemde angajman radarı bulunuyor ve SSB tarafından paylaşılan veriye göre bu angajman radarı, ki o da silah tespit radarı üzerinden geliştirilmiş bir radarımız Aselsan tarafından, 290 kilometre menzilden tespit edilen hava araçlarının takibini yapabiliyor. Yani bu ne demek? Sizin hava savunma sisteminizin hedef angajı olması için ilk önce onu tespit etmesi lazım. Eralp ile tespit ettiniz. Sonradan kilit atmanız lazım. Angajman radarı aracılığıyla da kilit attınız. Ondan sonra istediğiniz menzilde siper ürün 1 füzesini veya envantere girdiği zaman ürün 2 füzesini o hedefe göndererek onu imha edebiliyorsunuz. Abi çok önemli bir noktaya daha değindim bence. Patriot örneğini verdim. Hem Patriot'un hem de S-400'ün ilk nesil füzeleri ve hatta şu anda kullanılan bazı füzelerinde şöyle komik bir durum var. Füzelerin bazılarında arayıcı başlık yok veya yarı aktif arayıcı başlık var. Yani şu şekilde çalışıyor. Bataryadaki angajman radarı hedefe radar sinyalini gönderiyor. Hedeften o yansımayı geri alıyor. Ondan sonra havadaki füzeyi de yine o yerdeki angajman radarı hedefe güdümlendiriyor. Radarda bir problem çıkarsa sizin füzeler çöp oluyor. Şu anda Patriot'ta da S-400'leri bu güdüm mimarisi kullanılıyor. TVC deniliyor. Siper'de ise şöyle güzel bir nokta var. Siper ürün 1 yine Aselsan'ın geliştirdiği bir aktif radar arayıcı başlığa sahip. Ama bu aktif radar arayıcı başlık, yani hedefi kendi gönderdiği dalgalarda buluyor. İstenildiği takdirde yarı aktif radar güdümlüymüş gibi de çalışabiliyor. Yani yerdeki radarın yönlendirmesiyle de görev alabiliyor. Veya çift yönlü veya tek yönlü, orayı tam hatırlamıyorum. Tek yönlü olması lazım. Data Link de var. Yine Data Link aracılığıyla da yönlendirilebiliyor. Yani o güdüm sistemi de çok gelişmiş. Bu da şunu sağlıyor. Sen Nike Aircrest'te ve az önce yanlış hatırlamıyorsam SM-1'de örnek verdin abi. Evet. Hedef başına işte 2, 3, 4 füze gönderilirdi. Neden gönderiliyordu hatta? Neden gönderiliyor? Çünkü vuruş yüzdesini arttırmak için. Örneğin Hawk sisteminin şu anda sallıyorum. Ama yaklaşık değer vereceğim. Vuruş yüzdesi işte 0,6, bir en büyük oran 0,6. Sizin önemli bir hedefi vurmanız için yapmanız gereken nokta, en önemli şey ne? Hedef başına 2-3 tane füze gönderelim ki o hedefi vuralım diyorsunuz. Ama siper gibi hem yerdeki radarların teknolojisi hem de
füzenin üzerindeki arayıcı başlığın teknolojisi gelişmiş olduğu zaman siz artık bir füzeyle veya en fazla iki füzeyle işi bitirmiş oluyorsunuz. Bu çok önemli bir kabiliyet. Çünkü sizin attığınız bir tane hava savunma füzesinin maliyeti neredeyse 2,5, 3 milyon, daha da gelişmişse 4 milyon dolara kadar uzuyor ve o aslında en büyük maliyet o. Yani radarı bir kere alıyorsunuz, bakımını yaptığınız sürece vurdurmazsanız da 20-30 sene boyunca sizinle. Hadi 15 sene diyelim. Ama füzeyi attıktan sonra 3-4 milyon dolar çöp oluyor abi. Yani sen bu işin ekonomisini daha iyi biliyorsun ama bunlar çok önemli nüanslar. Valla ekonomiyle ilgili şöyle bir örnek vereyim. Hatırlayacaksın İsrail'in işte Gazze'ye yaptığı operasyonda Husiler'de buradaki bu bölgeye balistik füze veya çeşitli drone atışları gerçekleştirdiler. Ve bunlar Kızıldeniz civarındaki Amerikan donanmasına ait gemiler tarafından takip ediliyor ve vuruluyor. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz günlerde sayısını hatırlamayacağım çok sayıda drone geliyor. Ve bu 22. dronelara 22, sen yakaladın, çok sağ ol. 22 tane drone ve bu 22 tane drone bölgedeki Amerikan gemileri tarafından vuruluyor. Atılan füze sayısı ve çarpı maliyeti benim aklımda 45 milyon dolar gibi bir para kalmış. Of. Yani tamam, Çok 22 tane yüksek. drone'u vuruyorsunuz ama işte her birine 2 tane atıyorsunuz. Vurdu vuramadı, muhakkak bunların bir oranları var, matematiksel oranları. Bunu attığınız zaman 22 tane drone, o 22 tane drone'un maliyeti nedir? İşte çarpı işte 220 bin atıyorum. dolar falandır abi. En fazla tanesi 10 bin dolardır. Çünkü elde üretilen dronlar yani bunları. Yani hani soru işareti ama harcadığınız para, onları bertaraf etmek 45 milyon dolar. Oo, çok pahalı diyebilirsiniz ama onlardan iki tanesinin Yemen'den atılan bir drone'un İsrail'e düşmesi de tabii olayın başka bir işte adamların yok demir kubbeyi açtı, yok fırkateynin üzerinden geçti gitti gibi yapacağı hasar diğer tarafta yani verdiği gözdağı o tabii 45 değil 450 milyon dolar 4,5 milyar dolar belki de. Görüyorsunuz işte bu rakamlar 45 milyon dolar diyoruz. Hava savunma füzeleri hiç ucuz değil. Sadece senin de dediğin gibi radarı belki bir kere alıyorsunuz ama belki o radar da 5 yıl 10 yıl içerisinde bir modernizasyona tabi tutuluyor. Yazılımı güncelleniyor. Hedef yeniden belirleniyor. Ek güncellemesi, yazılımı, şusu busu. Çok ciddi paralar. Hava savunma gerçekten hiç ucuz değil. Ama attığınız taş karşı tarafı oldukça ürkütüyor. İşte ne oluyor? Bir hava savunma sistemi aktif olduğu zaman çok uzaktan operasyon yapılması lazım. O da işin etkilerini yavaş yavaş etki oranlarını, vuruş yüzdelerini aşağı doğru çekiyor. Bunlar hep karşılıklı hamleler, önemli konular ama Türkiye'nin kendi yerli milli sistemleriyle kendi hava savunma sistemini kurması çok önemli. Ben açıkçası bunun sonrasında da ihracat bazında da bunların etkilerinin olacağını açıkçası düşünüyorum. İlk adım Kesinlikle. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesiydi. Bu girdi, seri üretim için imzalar atıldı. Yakın bir gelecekte bunlar yapılıp üretilip teslim edilmeye başlanacak. Ve sonrasında da hem Roketsan için hem Aselsan için bu füze sistemlerinin çok ciddi bir gelir kaynağı oluşturacağını ben düşünüyorum. Çünkü buna başladığınız zaman işte ne dedik bugün? İşte siper ürün 1, ürün 2, ne bileyim ürün 3 olur, 4 olur. Hisarların farklı farklı versiyonları olur. Yok kara kuvvetleri versiyonu, işte tekerlekli araç, paletli araç, hava kuvvetleri versiyonu, gemi üzerinden atılacak versiyonları çok önemli bir aile geliyor gibi ama bugünden bile o kadar fazlalaştı ki A'sı A plus'ı O plus süper ürün 1, ürün 2 derken Sapan gibi mesela yeni açıklanan ismiyle birlikte bunları ortaya koyunca epey karıştırmamak için notlarımıza bakıp bakıp duracağız gibi. Bunları da tabii gelişmeleri de büyük dikkatle ve keyifle izliyoruz. Valla ne zamandır istiyordum ben böyle bir yapılan program tören sonrasında bu füzelerle ilgili konuşmayı. Benim de izleyicilerim çok soruyorlardı bunlarla ilgili de senle beraber bunu yapmış olduk. Anıl çok teşekkürler davet için. Abi ben çok teşekkür ederim. Törenin özetini aslında vermiş olduk ve mevcut hava savunma kabiliyetinin. Son olarak demek istediğim nokta şu: bu sistemlerin yerli olarak milli imkanlarla üretilmiş olması işte hem maliyet açısından hem kullanım kolaylığı açısından hem de modern tehditlere karşı kendinizi sürekli olarak güncelleyebilmeniz açısından yani bağımsızlık açısından çok önemli. O yüzden bazen projeler belki biraz sarkabilir takvimleri ama mutlaka sabır göstermek gerekiyor.
İlerleyen aşamalarda da aslında bu konuda yeni gelişmeler oldukça aslında biz de Tolga abi ile birlikte sürekli olarak size güncel bilgileri veriyor olacağız. Abi tekrardan ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Görüşmek üzere. Daha nice programlara beraber dileyelim. Kolay gelsin. Teşekkürler abi.